İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı başlıyor. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çat Kapı geldik yine. Kıymetli bir misafirim var. Stefan Blatt. Büyük bir piyanist. Büyük bir bestekar. Uzunca bir zamandır Türkiye'de yaşıyor. Filistinleri çok seviyor. Filistinler için konserler veriyor. Osmanlı'ya bir hayranlığı var. Bu hayranlığın neticesinde Müslüman da olup Sinan ismini alıyor. Sinan Bled öyle diyelim. Ve e, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de enteresan şeyler yaşıyor. Onun eskiler sergüzeşt derler. Sergüzeştini bir masaya yatıralım, bir konuşalım. Hani e, buradan bakınca iyi bir piyanistin, iyi bir karikatüristin, iyi bir sanatçının buradan kalkıp Batı'ya gitmesi. Çünkü Batı daha demokratik. Batı'da her şey daha yerli yerinde. Sanata saygı, sanatçıya hürmet çok daha fazla gibi dururken Stefan'ın hikayesinde tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun nasılını, niçinini konuşacağız? Sinan Bilet'in hikayesi üzerinden bu meseleleri bir şöyle masaya yatıracağız çat kapı. İlginç şeyler duyacaksınız, ilginç bir sohbete şahit olacaksınız diye tahmin ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Misafirime de döneyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Allah iyilikler <laughs> versin. Biz de iyiyiz, çok sağolunuz. Şimdi şuradan başlayalım. Filistinliler aslında meselenin özü. Filistinleri niye bu kadar çok sevdiniz? Nasıl fark ettiniz ilk Filistinlileri? Ee, i̇lk şey birkaç Filistinlerle tanıştım, konuştuk, neler yaşıyorlar çok iyi biliyorum. Ben Jacques Chirac'tan yakındım ve Filistinliler için çok şey yapmaya çalıştık. Konserler vermek, bir konservatuar kurmak, çok şey yapabildik ama birkaç yıldır Fransa'da birkaç kötü değişiklikler var artık. Filistinliler için savaşmak yasak. ...gazeteciler bile korkuyorlar. Filistin veya Filistinli demek bile çok tehlikeli oldu. Çünkü maalesef medyalarımız şey kim tutuyor? Açık konuşmak lazım. İsrail lobisi. Onun için artık eskisi gibi değil. Önce savaşabiliyorduk, iyi şeyler yapabildik Filistinlilerle. Artık yeni Fransa'da... Hiç öyle bir şey yok. Yasak. Ne zaman? Macron dönemiyle beraber mi? Öncesi de var mı? Sarkozy kazandığında zaman başladı. Çok kötü bir durumda. O zaman daha beter bir şey e, çıkabildiğini bilmiyordu bile ama maalesef e, Macron çıktı ve daha beter oldu. Kanunlar bile değiştirdi ve e, artık e, hiçbir şey e, yapamıyoruz. Ama şimdi tam yayına girerken de söylüyordunuz Markodya, Marko, e, Macron'dan daha beteri de var. Evet, evet maalesef. O geliyor herhalde Maalesef 10 ma, yıl önce Türk medyalarda bu konudan konuştum. Dedim ki çok büyük bir tehlike var Fransa'da. Fransız halkı rasist değil ve e, genellikle anti-Müslüman e, e, değil. Ama derin devleti ve medyalar ömüz artık. Mesela Hristiyanlar Müslümanlardan korksun diye şey yapmaya çalışıyorlar. Kara propaganda insanlar Korksun diye bütün medyalarımız her gün Müslümanlardan o kadar kötü şeyler anlatıyorlar ki bilmeyen insanlar korkmaya başladı. Ve bazı insanlar, insanlar insanlarda çok korksunlar diye her gün çıkıyorlar medyalarda. Ve bu Eric Zemmour çünkü adı Erik Zemmour eski bir gazeteci, adam çok meşhur Fransa'da ama gazeteciydi. Konuşuyordu Müslümanlara karşı falan. Birkaç ay önce adam çıkıyor diyor ki ben Cumhurbaşkanı olmak içince bir başladım. Sonra bütün Rothschild grubu, e, İsrail lobisi ona para veriyor. E, çok ciddi alıyoruz artık çünkü maalesef çok yüksek. İşte e, Seçimler Nisan'da işte 4 ay, 4,5 ay kaldı. E, maalesef adam kazanabilir. Ama bu gerçekten e, bu adam kazanırsa ne olacağını bilmiyorum. Bence iç savaşı çıkacak. Ha, bu çok e, tehlikeli bir şey ve benim arkadaşım e, Diodone, e, Diodone e, çok meşhur Fransız bir aktör benim arkadaşım hmm. çok popüler tiyatrocu hmm. o da Filistinliler için çok şey Şöyle yaptı gösterelim Diodone'yi de evet evet gözüküyor ve e, Türkçe'de değil tabi ama Fransızca'da bir kitap yazdık. Fransızlar uyansınlar diye bu adam ne kadar tehlikeli olduğunu, bu Eric Zemmour nereye kadar tehlikeli olduğunu anlasınlar. Bu kitap çıktı. Hı hı. Amazon'da ilk oldu. Biri en satan Birinci kitap sırada. oldu. Bu çok iyi. Belki yetmez ama deniyoruz. Ya Fransızlar kör olmasınlar. Çünkü Eric Zemmour gibi biri seçildiğiniz zaman bir dönüş olmayacak. O kadar. Şimdi çok enteresan. Bizde mesela şöyle konuşmalar olur. Derin devlet, İsrail lobisi, faiz lobisi falan hı hı. diye. Her şey var. Bunu söyleriz ama. Hı hı. Bir Fransızın Fransa'dan bahsederken bunları söylemesi doğrusu biraz enteresan geliyor bize. Orada da diyorsunuz ki medya efendim İsrail lobisinin elinde. Hı, hı. Müslümanlarla Fransızların arasını açmaya çalışıyorlar diyorsunuz önceki mülakatlarınızdan birinde gördüm. Böyle bir uğraş var diyorsun ve bu sanki başarılı olmaya da gidiyor gibi endişeniz var. Kesinlikle. Bu enteresan. Hı hı. Öyle evet. Ve Filistin meselesi bu işin başlangıcı oldu diyorsunuz. Müslüman oluş hikayeniz nasıl? Ya Mesela <coughs> Müslümanlarla hiçbir zaman bir sorun olmadı Fransa, hmm. Fransa'da. Ama medyalar bir sorun çeksin diye şey yapıyorlar. %90 haberler yanlış haberler. Kara propaganda falan bir de devam ediyorlar. Tehlike bu. Ya ama orada şimdi demokrasi yok mu? Yok. <laughs> 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 bu bir şaka. Çok iyi biliyorum ki bütün Fransız dergiler veya Macron e, Türkiye'ye ders vermeye çalışıyor. Demokrasi, daha çok demokrasi lazım falan. Ben Fransız olduğumu için ve e, Siyonist, şey pardon, İsrail İsrail lobisiyle olmadığımı için hiçbir demokrasi olmadığını diyebilirim size. E, sadece bu İsrail lobisine karşı konuşun, hemen boykot e, yaşayacaksın. Hemen otomatik olarak herkes biliyor. Kimse konuşmaz, konuşamaz. Bu medyalarda artık Fransa'da bir şey yok, mümkün değil. E, bu kabalistler için yeni Kudüs, Paris. Yani maalesef yavaş yavaş Fransızlar, yavaş yavaş tabi. Filistinliler Filistinler gibi <laughs> yaşamaya başlıyorlar e, bir başlangıç ama bu insanlar devam ederse olacak. Ve Eric Zemmour bence en inanılmaz büyük tehlike Fransa için ve Avrupa için ve Müslümanlar için. Ama sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar bile fark etmiyorlar. Bu adam bir savaş getirecek. Sakın kazanmamalı, bu uğraşmak istemiyorum politikayla, solsa falan. Ama bu başka bir konu. Bu adam inanılmaz tehlikeli. Peki ee, Fransız seçmen bunun farkında değil mi? o kara propaganda o kadar yüksek bir de çok enteresan bir şey. Adam gazeteciydi. Herkes onu tanıyor. Çok meşhurdu ama gazeteci olarak. Ve insanlar uyuyorlar. Ve bazı haberler var. Yanlış haberler çıkıyor. insanlar korkmaya başladı. Covid var, Movid var, bilmem ne var. Ekonomi çok kötü. Her şey var aynı zamanda. Şimdi ee, Müslümanlara atıyorlar. Kim yapıyor? Halk değil. Yok. Derin devleti ve medyalarımız. Medyalarımız yüzde yüz İsrailci nokta. Diğer Avrupa ülkelerini nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? Ee, Avrupa'da olan öbür ülkeler yüzde elli aynı şey yaşıyorlar ama yüzde elli. Biz yüzde yüz. O zaman biz mecranın YouTube stüdyosunu Fransa'da da bir tane kurmamız lazım. <laughs> YouTube My mecra Fransızca falan diye. Hı. Mecanlı. Ama bakın benim benim e, bir kanalım vardı YouTube'da ya 350 bin abonelik falan sadece müzik için. Hı, hı. E, i̇ki ay önce sildiler, yazaktördüler benim e, benim YouTube. Neden? Çünkü benim Filistin suitemi var ya böyle paylaştım. E, 48 saat sonra kapandılar. Ama böyle bir şey nasıl olabilir? Çünkü artık oluyor. E, benim e, sevgili arkadaşım Diodone'ye aynı şey yaptılar. Kanalı sildiler. Sonra seferden yine yapmaya çalışıyorsun. Seni susturmaya çalışıyorlar tabii ki. Peki bunu yapan YouTube Amerika mı yoksa YouTube'un Fransa'daki? Herhalde e, Fransa'dan istediler sonra oluyor. E, hep öyle. Dün aynı şeyi yaptılar. Bana aynı şey yaptılar. E, ve iyi olmayacak tabii Çünkü ki. Çünkü bize yapmazlar inşallah. Stefan Bled'i konuk etmişsiniz. Maymun Ece'yi kapattı.

bence üçüncü sever doğru olabilir. Ya Çünkü olmaz o, inşallah. Yani umarız hem Fransa ya, için hem dünya için olmaz. en iyi olur. Yani. Ama şey bakmak lazım bütün zengin lobiler ona para veriyorlar. Her gün bütün medyalarda durmadan durmadan Macron kazansın diye aynı şey yaptılar bizim. Macron kim olduğunu kimse bilmiyordu. Beş yıl önce o politikada biri değildi. böyle çıktı bir saniyede sonra bütün medyalar yardımcı oldular. sonra o kadar çok cumhurbaşkanı e, olmak isteyen insanlar var ki bir de bizim sistemimiz biliyorsunuz iki, iki tur var ha hmm. seçimlerde çok dikkatli olmak lazım belki ilk tur adam ikinci olacak. ama sonra nasıl olabilir kim kimse bilmez umarız Fransa için de Türkiye için dünya için herkes için en iyisi olsun ya bu, bu bu an. defa gerçekten Fransızlar e, Eric Zemmour e, seçerse Fransız kalacaklar. <gülüyor> Bu <gülüyor> defa. <gülüyor> Fransız kalacaklar. Peki sizin Türkiye sevginiz nasıl başladı? Ya ben 20-25 yıldır geliyordum bazen Türkiye konserler için. Ben mesela piyanistim tabii ama besteciyim. Besteci olarak ben Osmanlı müziği o kadar çok seviyorum ki 15 tane Osmanlı rapsodisi besteledim. Hmm. Dede Efendi'den, Mevlana müziklerden falan. Avrupa'da, Amerika'da bile çalıyorlar bu, bu müzikle. ve sık sık geliyordum. Ee, çok e, arkadaşlarım var, çok konser verdim önce. Artık biraz daha az. Ee, İdil bir dostluğunuz var zannediyorum. İdlibretle İdlibretle dostluğunuz var zannediyorum. Fazıl Say'la nasıl aranız? Yok az tanışıyoruz da kendi Hı. kendimize. Ee, İdil Biret çok e, yakın bir arkadaş. plaklar yaptık beraber konserler verdik. Ayla e, Erdoğan, İran Ünsal, bir, bir, çok bir de orkestralar falan çok çok konser verdim. Burası çok şey e, yaptım. ve dört e, yıl önce gelmek istedim, yaşamak için gelmek istedim. Macron kazandığı tutamada <laughs> bir de çoktan daha çok e, gelmek istiyordum bu bir fırsat oldu. Ben dedim ne de normalsin ben Türkiye'yi seviyorum çok arkadaşlarım var yapalım. Peki şunu merak ediyorum mesela bizim Türkiye'den 50 sene önce Avrupa'ya gitmiş kimseler var şimdi onların çocukları bile Türkiye'ye gelse biraz zorluk çekiyorlar diyorlar ki mantalite farklı insanlar farklı iş yapma biçimi farklı. Siz gelince nasıl şeylerle karşılaştınız Türkiye'de? Türkiye'ye geldiğimiz zaman çok iyi insanlar var, harika şeyler var ama ma maalesef açık konuşmak lazım. Ee, sorunlar var, ya bir, bir de masonluk var, çok şey var. Ee, Türkiye'de İslam'a karşı insanlar var, her şey olabilir. Ama minimum iyi insanlar var, iyi niyetler var ve yüz Fransa'da gibi değil. Ama Türkiye'de de tabii sorunlar var. Yaşadım. Yaşıyorum hala. Ama benim e, kardeşlerim var. Benim arkadaşlarım var. Onun için fethi geçtim. Yoksa Fransa'ya e, dönebilirim. Ama ben e, bu ülkeyi seviyorum ve o kadar çok e, kolay e, bırakmıyorum. şey Çünkü ülkeyi... çok güzel projeler var ve devam etmek istiyorum. Zor olabilir ama... Yok olsun inşallah. Hem ülkeyi seviyorsunuz hem de ülkeyi tanımışsınız benim gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye'de Fransa'dan bir Fransız piyanist kalkıyor geliyor böyle düşünelim. Ve diyor ki Türkiye'de sanat icra edebilmek için CHP'li ya da solcu olmak lazım. Modern olmak lazım. Yoksa sanatınızı yaptırmıyorlar diyor. Buna bizim Türkler Fransız kalırken bu meseleye bir Fransızın evet bu böyledir demesi de enteresan. Bunu nasıl fark ettiniz? Ya e, biliyorum abi ben hep çok konuşuyorum ama binlerce defa dedim. Önce, çünkü bana dediler öyle yapacaksın öyle cevap vereceksin falan. Nasıl Ve cevap vereceksin? Şey, bir taraftan olmak lazım. Herhalde artık çok fazla konuşmak istiyorum bu konudan. Ama evet öyle bir şey oldu. Ben geldiğim zaman şey, yeterince solcu değilim gibi bir şey anlatabildim mi? Tamam olabilir. Ama bir, bir şey gösterdi bana ki bir, bir çete var. Ve her şey için, her şey organize ediyorlar Onlar demokrat diyorlar ama onlar gibi düşünmediğiniz zaman bu demokrat tarafı var ya, nereye gitti bilmiyorum. Peki yani onlar gibi düşünmemek derken tam kastettiğiniz nedir? Yani tedbirli konuşuyorsunuz farkındayım da açıkça duymak istiyorum bunu. Söylemişsiniz çünkü daha önce bir iki yerde de. ya e, Evet, kesinlikle solcu olman lazım. E, e, cepheli olman lazım, bilmem ne olman lazım. Ben onlara karşı bir şeyim yok. Ama onlar gibi olmaya zorunda kalmadım sadece. Yoksa hiçbir sorunum, hiçbir, evet sorunlarım var. Hiçbir e, şey istediği gibi yapsınlar ya. Ben bir şey demiyorum. Ama her şeyi istediği gibi yapmaya zorunda kalmadım sadece. ben Bazı e, insanlar tanıyorum bir taraftan öbür taraftan. Bazen arkadaş oluyoruz, sorun yok. Ama kimse bana böyle emir vermeyecek, öyle yapacaksın, susacaksın, konuşacaksın, öyle diyeceksin. İstemiyorum, başka bir şey yok. Ee, Ama bu çok acı değil ya Stefan. Yani şunu anlatmak istiyorum. Mesela... Mozart'la alakalı benim çok hoşuma giden tablolardan birisidir. Mozart daha gençlik yaşındayken... Hı. Oradaki bir prens diyor ki gelip misafirlerime çalsın. Hı hı. Hayır diyor gelmeyeceğim. Zorla askerlerini gönderip getirdiği vakit Mozart piyanosunu bir arabanın arkasına yüklemiş ve gitmiş. Giderken prense bir mektup bıraktı rivayetinde. Diyor ki prense, prens sen prensliğini babana borçlusun. Ben kendimi kendime borçluyum. Hı hı. Binlerce prens gelecek gidecek ama bir tane Mozart var. Kesinlikle. Şimdi e, Stefan Blätt'in, sağcı mı oldu, solcu mu oldu, Tayyip Erdoğan'ı mı çok sevdi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu çok sevdi? Beni için ilgilendirsin ki? Beni ilgilendiren onun sanatı. Piyanosunu nasıl çaldı? Bestelerinin ne kadar harika oldu? Ne kadar güzel müzik. Böyle olması gerekmez mi? Herkes sizin gibi olsaydı tabii ki çok daha iyi olabilirdi <laughs> <laughs> Ama yazık ki öyle bir şey yok. Yoksa ben politikadan konuşmak istemiyorum sadece öyle bir şey var. Yoksa herkes istediği gibi yapsın. Ben böyle bir ama evet öyle bir şey var ee, sadece ben yaşamadım ama ben yabancı olarak ve dört yıl önce geldiğim için tabii ki daha çok yaşadım örnek olarak daha çok yaşadım ama bazı arkadaşlarım var ee, aynı şey yaşadılar biliyoruz sadece ben açık konuştum onun için beter çünkü sus susmadım. Galiba sonra ama. çok fazla böyle saatlerce demek istemiyorum ama evet öyle, öyle bir şey var. S ee, sanatçı olmak e, ne? Serbest olmak. Ama seni serbest bırakmıyorlar. Hep bir şey yapman gerekiyor. Ben sadece müzik yapmak istiyorum. Benim sanatımı paylaşmak istiyorum. Bir, bir tarafla, öbür tarafla isterse insanlıkla. Ben böyle çok fazla politikte girmek istemiyorum. Ama öyle bir şey var ki bazı insanlar sana emir veriyorlar. Yoksa Falan, falan ve sonra biliyoruz her şey e, kontrol altında aynı zamanda bir taraftan e, maalesef yeterince dikkatli değiller sanat e, sanat ilgili ve bazı insanlar iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar ama onlarda yardımcı olmuyorlar onun için çok fazla şaşırmamak lazım maalesef Bence sizin hadise şurada kopmuş Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında sizin isminizi zikrediyor İşte büyük Fransız piyanisti Şimdi Cumhurbaşkanı sizi övünce, Cumhurbaşkanı'nı sevmeyenler, Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenler diyor ki bu kötü adam. İyi bir adam olsaydı Tayyip Erdoğan onu övmeyecekti. <laughs> Ve sizin sanatınızı görmezden geliyorlar. Şimdi bu Türkiye'de e, sanatçıların, akademisyenlerin hatta bilim adamlarının çok başına gelen bir şeydir. Mesela Nobel alan bir bilim adamımız var. Hı hı. O Cumhurbaşkanı'yla yan yana fotoğraf verdiği vakit bu aslında o kadar bilimden anlamıyor diyorlar. Evet evet tabii ki. Anlasaydı oraya gitmezdi diyorlar hmm. gibi. Peki şu önemli. Bu defa Cumhurbaşkanı'nı seven insanların size yaklaşımı nasıl oldu? Aa bak bu bizi seviyor. Cumhurbaşkanı da onu seviyor. Sevdiği için onu dışladılar. O zaman bizim Stefan demediler <laughs> Böyle bir şey olmadı mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> ha böyle beni seviyorlar belki bilmiyorum ama... Hı hı. Maalesef e, öbürler, sorucular e, sanat çok tehlikeli ve enteresan bir silah olabildiğini fark ettiler. Hı. Maalesef. Onun için güçlüler. Anlatabildim mi? Ve ne yazık ki öbür tarafta nereye kadar önemli olduğunu anlayamadılar. Onun için bazen, çünkü bazen öyle diyorlar ki bütün sanatçılar bize karşı yok yok kabul edemem bu doğru değil. Sadece Onlara karşı olmayan sanatçılar o kadar çok sorunlar yaşıyorlar ki ya iki e, şey öbür tarafa gidecekler ya minimum öyle bir şey yapmak istemesi susacaklar ve hiçbir şey olmayacak çünkü mümkün değil. Çünkü onlar da anlamalı ki tamam e, e, siz, bütün sanat öbürleri bırakmayın. Ya bu, bu normal değil yoksa ha, ne hangi bir değişiklik bekliyorsunuz? Sorun bu. E, çok üzüldüm ama artık alıştım. Ben herhalde benim fikrimlerim, fikirlerim pardon değiştirmedim. Ne olursa olsun yoksa çok kolay olabilirdi. Tamam. Evet. İstemiyorum sadece ama maalesef biraz şey, sanata da tamam. çok önem vermek lazım ve anlamak lazım. Müslümanlar bu konuda hakikaten biraz kendimize kızalım. Biz de sanatı çok takdir etmiyoruz. Geçen gün Üsküdar Belediyesi'nin kültür sanat sezonunun açılışı vardı. Yevgeni Grinko, Geldi ve bir konser vardı, oradaydım. Belki yüz bin kişi vardı. Ben çok şaşırdım ve umutlandım. Dedim ki ne kadar güzel. Hani bir pop figür değil, hı hı. meşhur da olsa bir klasik enstrüman çalan bir sanatçı geliyor ve yüz bin kişi ayakta içeri giremiyor, yer yok falan. Mutlu oldum. Dünya üzerinde de Türkiye'de de Müslümanlar da sanatın ne işe yaradığını hala çok bilmiyorlar bence. O öyle bir şey demeyeceğim o kadar. Yok yok. Ama ben diyebiliyorum. Bel belki politikada şey. ama olabilir, olabilir, <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ee, şey, hadi e, öyle ama mesela ben. Sivas'ta e, e, kiliste orduda konserler verdim ve e, Müslümanlar çok sevdiler bir sorun yok sadece organizasyon için ve sadece bir çete bir, bir taraf olmazsın diye yapamadılar bu farkı yoksa e, müzik anlıyorlar yani insanlar ya bir fark etmez her şey normal normal olmayan şey onlar da bir şey kurmalılar böyle bir, onlarla olan sanatçılar bir şey yapabilsin diye. Ve benden konuşmuyorum. Bazı Türk arkadaşlarım var. Kim olduğunu demeyeceğim. Yeterince sorunları var. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar da çok kötü şeyler yaşadılar. Çok yetenekli, inanılmaz yetenekli müzisyenler hiçbir şey yapamıyorlar. Bu hiç normal değil. Ben de yapamadım. En son kendi kanalımı kurdum. <laughs> yani. Ama <laughs> hepimizde bulmazsak böyle. <laughs> beraber böyle, müzik yapalım o böyle zaman. Bir şey var. Çok güzel. Ben şiir okurum. Siz. Evet evet. Duydum. E, 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 deneyelim. Çok Aslında güzel. Bir 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 bu Osmanlı rapsodilerim var ya. <laughs> denememiz lazım. Ben de e, e, dinledim sizin şiirlerinizi. Çok sevdim. Bence şey, denemeliyiz. Bir, yapalım. Bir gün bunu yapalım inşallah. Hı? Orhan'cığım. B biz sizi ziyarete gelelim bu defa. Kamerayla, ekiple beraber. Bilmiyorum. Birlikte düet. Ha, tamam. Kesinlikle yaparım. Çok çok güzel olur yer vardır. Peki e, Sinan ismini seçtiniz. Siz mi seçtiniz birisi mi Sinan'ı yakıştırdı? Ben seçtim, ben seçtim. Niye Sinan? Çünkü mimar Sinan yani, hmm. hatırlıyordum. Mesela bu Edirne'de bu cami var. Yani en sevdiğim cami Türkiye'de bu Edirne. Evet. Hı. Ama hala Fransa'daydım. Altı yıl önce. Selim yani ya niye çok seviyorsun? Bilmiyorum mesela bir şey hissettim sadece camilerde de ama Edirne'de de çok değişik bir şey var bir de. Bilmiyorum hissettim ben sanatçıyım bazı şeyler hissediyorum daha yakın hissediyorum. Mesela Süleymaniye'yi gördünüz mü? Evet. Benzer bir hava var mı ortada? Biraz ama yüzde yüz değil. Hmm. Selim Selimiye ustalık eserim diyor. Bilimarsan. Evet evet. Yani başı kalfalık, çıraklık, okay, öbürü yani. kalfalık, öbürü tabii, ustalık. Tabii, Yani son senfonisi. <laughs> son, son senfonisi. Sinan'ın son <laughs> senfonisi Selim nedir yani. Kesinlikle. Orası çok güzeldi. Müslüman olduktan sonra ne oldu? Mesela hayata bakışınız falan biraz değişti mi? Yoksa siz hala aynı insan mısınız? Aynı insanım Sadece e, çoktan yüzde seksen arkadaşlarım Fransa'da Müslümanlardı. Kur'an okudum falan. Ama Hemen yapmadım çünkü öyle bir, bir şey hala hissetmiyordum. Sadece Müslümanlardan yakındım. Ee, bir de oldu ama yavaş yavaş böyle e, zorlamadan e, e, altı yıl önce Fransa'dan sonra iki yıl sonra geldim. Sonra ne olacağını bilmiyorum ama bu, bu Herhalde bu Osmanlı müziği, 25 yıl önce bir konser geldim ilk defa, hiçbir kelime Türkçe şey konuşmuyordum tabii bu üç gün için geliyorum, bir konser veriyorum. Sonra organizatör beni davet etmek istiyor, restorana gidelim, bilmem hangi otel. Ben dedim ki otel olmasın ben gerçek bir şey görmek istiyorum, iki gün sonra döneceğim. Hatırlıyorum Ortaköy'e gittik falan ve o zaman bir, bir restoran vardı, Osmanlı müzisyenler vardı, Ne? Kanun falan ve hmm. ilk defa dinledim, gördüm aşk gibi ya bir şey hissettim onlara sordum bu, ne, bu hangi müziği kimden falan partisyonlar var mı yok dediler biz partisyonlar okumuyoruz bizim dedelerimiz gösterdiler bizi hmm. falan sonra üç saat kaldım Böyle notalar aldım sonra dede efendi olduğunu anladım o zaman kim olduğunu bilmiyordum ve o kadar çok sevdim ki sonra piyano için, orkestra için bu eski melodilerden kullandım. Sinfonilerimde e, öyle başladı. Hmm. Ve o, sanki bir, bir déjà vu, sanki bu bilmeden bu kültürden yakındım gibi bir, bir şey. Ben, ben Osmanlı ben, müzikten. Yakınlık hissettiniz. Kesinlikle. Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Hangi konuda? Yani, bugünkü Türkiye. Bugünkü Türkiye mesela önceden 25 sene önce de gelmişsiniz. Dışarıdan bakınca Türkiye nasıl gözüküyor? Bunu merak ediyorum. Ya dışarıdan herhalde medyalardan sakın e, sormamak lazım çünkü kara propaganda'dan başka bir şey yapmıyorlar ama bu, bu, bunu biliyoruz. Ee, yoksa bak mesela dört yıldır buradayım. Çok Fransız arkadaşlar bana geldiler bir hafta için, iki hafta için. Ya geliyorlar o kadar çok şaşırıyorlar ki. Çünkü Avrupa'nın propagandadan, Avrupa propagandadan o kadar yanlış şeyler düşünüyorlar Türkiye'de ki hiç öyle bir şey olmadığını görüyorlar ve çok seviyorlar. <laughs> çok seviyorlar. Onun için ben onlara diyorum Türkiye'yi hissetmek lazım. Sen bir yere git, hisset ve medyalar kapat ya. <laughs> <Avrupa 'nın gülüyor> o zaman medyalar bir yerde Hatta göreceksin iyi taraflar kötü taraflar ama yaşayacaksın. Sakın duyma bu Peki dünya siyaseti içerisinde Türkiye'nin konumu? Mesela ilginç şeyler söylüyoruz. Türkiye şu an Libya'da bir şeyler yapıyor. Efendim Azerbaycan'da bir şeyler yapıyor. Akdeniz'de yapıyor. Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çıkıyor ve diyor ki bir dakika dünya beşten büyüktür diyor. Kesinlikle. Ya. Bu, bunların yankısı nasıl görebildiğiniz kadarıyla? Batı nasıl bakıyor buna? Bence bu, bu konuda Erdoğan çok iyi bir satranca. çünkü çok iyi biliyor ki ne çok fazla Amerikalılar olmamak lazım, ne çok fazla Rusyalılar. Hep Türkiye'nin şey bu, bir, bir denge. denge. seçimi seçmek, seçmemek lazım. Tabii ki bu normal. Yarım onlarla yoksa tabii ki Türkiye e, alacaklar ve olmasın diye bu çok normal bir şey yapıyor bence. Ee, yoksa biliyoruz bir de e, Theodor Herzl kimi olduğunu biliyorsunuz. Tabii ki onun planı planın ne olduğunu biz de biliyoruz. Ve olmasın diye çok dikkatli olmak lazım. Mesela Suriye'de neler olduğunu bu sadece Türkiye'ye alabilmek için bir hareket. Bu sadece bir prova. Afganistan'da şu an neler olduğunu bu sadece büyük İsrail kurabilmek için ve sadece Türkiye'de girebilmek için bir hareket. Ama bazı insanlar öyle konuştuğumuz zaman... Malum ne iyi adam falan. Maalesef doğru. Ve Necmettin Erbakan mesela çok iyi biliyordu. Yoksa büyüler hala anlayamadılar belki. Bilmem. Söylerken... Bu defa ben değil, onlar Fransız geldiler demek ki. Siz söylerken bu aklıma geldi mesela. Rahmetli Erbakan Hoca seneler önce söylerdi. Ama Hı -hı. hala anlamayanlar var. Evet. Ve başka bir şey dedi. Bir gün anlayacaklar ama çok geç olacak dedi. <laughs> Ve maalesef bir defa daha haklıydım. Ee, eyvallah. Güzel olsun inşallah. Ben bir şey rica edeceğim. Şimdi Fransa'ya gittiğim zaman Baudelaire'i çok severim ben. Hmm, ben de Baudelaire. Açar böyle dinlerim güzel Fransızcası olanların. Onun Balkon şiirini ya da Albatros çok güzeldir mesela. Albatros'u çok beğenirim. Çok güzel. Şimdi ya. sizi bulmuşken bu şiirin metnini bir orhangım telefon alabilir miyim? Bursak bana bir Balkon okur musunuz? Tamam okey, memnuniyetle. Saat bu programda hep ben şiir okurum, konuklar dinler. Ha. Bu defa ben dinlemek istiyorum. Okey. Bu şuradan? انت راسان جاك سنمبلات دو بلكون Şey, tamam. bu, ya, kapatıp, yani, <gülüyor> <gülüyor> le balcon de Baudelaire. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô oh toi tous mes plaisirs, ô oh toi tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon Et les soirs au balcon voilés de vapeur rose Que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon Nous avons dit souvent d'impérissables choses Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées Que l'espace est profond, que le cœur est puissant En me penchant vers toi, reine des adorés je croyais respirer le parfum de ton sang. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles. Et je buvais ton souffle, ô douceur, ô poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses. Et revis mon passé blotti dans tes genoux. Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses Ailleurs quand ton cher corps et quand ton cœur si doux Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis Renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes Comme montent au ciel les soleils rajeunis Après s'être lavé au fond des mers profondes aux serment au parfum aux baisers infinis Hatıralar hatırası sevgililer <laughs> annesi teşekkür ederim <laughs> size de çok sağ ol bu şeydir Sebahattin ibdolun tercümesi çok güzel bir Türkçesi vardır. <laughs> ey hatıralar sevgilisi anlar annesi sen bütün tadım tuzum bütün işim gücüm sen ne tatlıydı bir ocak başında sevişmesi. O güzelim akşamlar ne eşsizdi bir bilsen. Hatıralar, hatıra sevgililer annesi. Balkonda geçen pembe buğulu akşamlarda falan diye. Hayır, çok devam. Güzel. Bak Fransızcam var benim de. Şimdi anlatırken ha. aklımda kaldığı kadarıyla size tercüme ediyorum. Dermiş. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Yani. Ya yani çok güzel bir... mesela besteci olarak Baudelaire'den çok e, melodi e, yaptım, yazdım böyle hmm. müzik. E... Ben de çok çok seviyorum Godler'i. Çalışmak M lazım. Müzik. Çok çalışmak lazım. Hani, La Pierre Kéroul namaz pamuş. La Pierre roule namaz pamuş. Var abi Fransızca hatası de var. <laughs> Eyvallah. Üstad peki mesela Türkiye'de şimdi sizi takip edenler dinlemek istiyorlar diyelim. Sizinle nasıl irtibata geçecekler? Ya, ya da yakında mesela bir konser var mı duyurabileceğimiz? şurada olacak Sinan Bilet diyebileceğimiz bir şey. şu, şu an yok ama belki belki iki ay sonra İstanbul'da olacak ama hala ne zaman olacağını belli değil. Siz, size haber vereceğiz. Ben sizin başınıza bir iş açayım mı? Hı <laughs> hı. Ben ayarlayayım. Tamam mı? Gidelim bazı yerlerde biz beraber program yapalım. Nasıl evet, olur? Yapalım. İyi bir fikir. Çok şey güzel abi. bir fikir. Bilir, ben sahneyi sizinle paylaşmaktan mutlu olurum. Ben de yaparım. Bence çok güzel bir fikir. Bizde şimdi müzik CD'lerden, bilgisayardan veriyorlar. Deli miyim ben yanımda? <laughs> piyano çalıyor Stefan, bilet çalıyor, okunur. Değil mi? <laughs> şimdi ah burada bir piyano olsaydı şimdi bir prova yapardık. <laughs> evet. Kesinlikle Kadıköy'de gelelim bizim size. stüdyomuz var, ee, güzel bir piyano var. Kadıköy'den e, yapabiliyoruz. Biz, biz mutlaka size gelelim inşallah bekliyorum. Peki şimdi böyle sona doğru gelirken başka neler söylemek istersiniz? Mesela Türkiye'deki Müslümanlara, Türklere ya da Avrupa'da, Avrupa'da çok ciddi takipçimiz var onlara. Neler söylemek istersiniz kendi hikayeniz üzerinde? Neler söyleyebilirim? korkmayın. Hiçbir şeyden korkmayın. Aynı zamanda siz de Avrupa'dan gelen yanlış haberlere çok fazla önem vermeyin. Çünkü çok yanlış haberler var. Mesela hala Fransa'da görüyorum. Gerçek Fransa'da e, İslam'a karşı o kadar çok insanlar değil. Bu halk değil. Tabii ki var ama bilmem yüzde beş daha çok yok. Ben, ben. Tehlike bu değil. Öyle düşünmeyin ki bütün Fransızlar Hristiyanlar, Müslümanlardan nefret ediyorlar. Öyle bir şey yok. Ama büyük bir tehlike var. Bu medyalardan gelen ve bu çok ciddi almak lazım iki taraflardan kimse korkmamalı. Çünkü korkusuz hiçbir zaman kazanamayacaklar. Ama bir taraftan Hristiyanlar korkmaya başladılar, bir taraftan Müslümanlar da korkmaya başladılar. Tehlike bu. Ve bu, bu şeylerle nasıl oyun oynamaya çok iyi biliyorlar bizim düşmanlarımız. Şeytanlar ve yalancılar ve medyalar onun için sakin, sakin olun iki taraflardan Allah var gam yok. Biz böyle diyoruz. Allah var gam yok. Kesinlikle. Gam anlıyor musunuz? Hani dert yok mesela. Hı. Ama şimdi işte ben şey oran diyeceğim ki yani ya Stefan sanki Fransa'da Paris Milli Görüş teşkilatında yetişmiş <laughs> gençlerden birisi filan. Baba bizi yemiyorsun değil mi lan? <laughs> hani anne hani baba buradan Türkiye'den gitmiş filan. Yeşil gözlü. <laughs> Fatih yer çok e, e, Yakın bir arkadaşım. çok seviyorum. O, 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 beraber çok şey yaptık. Filistinliler için mesela Kocaeli'nde. E, evet, mimili görüş. Yakınım. Yani adil düzen. Yani <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ben ediyorum, ediyorum, ediyorum size. Teşrifiniz için sağ olun. Güzel oldu. Bizim için keyifli bir program oldu. Bu hakikaten önemli. Biz ne kadar söylersek söyleyelim olmuyor ama sizin ifade etmeniz çok kıymetli hale getiriyor bazı şeyleri. Mesela Türkiye'de biz sanatı maalesef fark edemediğimizi, insanların sanatıyla değerlendiremediğini, değerlendirilmediğini, bir kültürel iktidar olduğunu, 20 yıllık AK Parti iktidarının bile bu kültürel iktidar noktasında bir şeyler yapmaya yetmediğini, ya bunları biz anlatmaya çalışıyoruz, debeleniyoruz ama anlatamıyoruz. Fakat siz Fransa'dan kalkıp geliyorsunuz ve Türkiye Cumhurbaşkanı sizin hakkınızda iyi bir şey söyledi diye sizi sanat çevreleri dışlıyor. Çünkü CHP'li değilsiniz. CHP'li olmadığı için dışlanan Fransız piyanisti. Evet. Ya bu enteresan bir manşet. Ben gazeteci olsam ya, manşeti Enteresan böyle bir var. hayatım var. <laughs> <laughs> Evli misiniz bu arada? Nisanlıyım. Allah hayırlısın. Türk mü yoksa? Evet. Gengar. Türk. Pek güzel. Düğüne davetli miyiz? Hı -hı. Düğüne gelelim. Ya, kesinlikle. Düğüne Ben evet. Ankaralıyım. Misket. Ankara var. Misket biliyor musunuz? <laughs> Şiir. Evet evet şiir okuyacaksınız. Ben piyano ve Kesinlikle geleceğiz. Allah hayırlı etsin <laughs> şimdiden. Allah mübarek etsin. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben de Katalımız çok teşekkür için. ediyorum. Keyif oldu bizim için. Aziz dostlar, ahval budur. Çat kapıda böyle geldik huzurlarınıza. Görüşünceye dek Allah'a emanet. Eyvallah. Allah teşekkür ederim. Akbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı sona erdi.